Teknoalan'dan merhaba değerli izleyenlerimiz. Gelişen teknolojiyle hayatımızda neler değişiyor, yaşam kalitemiz ve konforumuz nasıl artıyor diyerek sizler için bu bölüm teknolojiyle yok olan ve gelişen meslekleri araştırdık. İşverenler ve iş arayanları hızlı bir şekilde bir araya getiren İşin Olsun uygulamasını inceledik. Ayrıca teknolojinin hayatımıza kattığı alışkanlık olan e-ticarette yaşanan büyüme ve gelişmeleri mercek altına aldık. Teknoalan başlıyor. Dijital teknolojileri kullanarak iş arayanları işverenlerle buluşturan Kariyer.net, yeni geliştirdiği İşin Olsun uygulamasıyla mavi yaka istihdamında adaylara en yakın konumdaki işi hızlı bir şekilde bulma imkanı sunuyor. Türkiye'deki rakamlara bakıldığında işsizlik verilerine her 3 işsizden 2 tanesi mavi yaka segmentinde. Ama mavi yaka segmentindeki iş arama, eleman arama metotları çok geleneksel. İşte cama yapıştırılan etiketler vasıtasıyla eleman aranıyor. Veyahut da işte iş arayan bir mavi yakalı da genelde sokakları gezerek camlı bir etiket varsa oraya gidiyor, başvuruyor. Veyahut da işte eş, dostası, makraba gibi referans yöntemi çok kullanılıyor. Buraya biz bir daha iyi bir çözüm bulma ihtiyacını hissettik. İşin Olsun mavi yaka segmentte bir ilk uygulama. Temmuz ayında lanse ettik. Ve özelliği de ilk defa Türkiye'de bir iş arama platformu işte lokasyon bazlı aramaya fırsat veriyor. Dolayısıyla uygulamaya girdiğinizde evinize yakın ya da bulunduğunuz yere yakın işleri görebiliyorsunuz. En önemli özelliklerinden bir tanesi bu. İkincisi, yaklaşık 30 saniye içerisinde uygulamaya girip direkt bir işe başvuru yapabiliyorsunuz. Çünkü başvuru da biraz daha farklı gerçekleşiyor. Biz işverenlere başvuru ya da aramayla adayın kendisine ulaşma fırsatını veriyoruz. Yani işveren, ya ben başvuruyu falan okumak istemiyorum, beni direkt arasın istiyorsa bunu seçebiliyor. Böylece aday ilanı açtığı zaman direkt ara tuşuna bastığında hemen şeyi arayabiliyor, işvereni arayabiliyor. Bu da çok önemli bir kolaylık. Dolayısıyla yani uzun uzun aldım, baktım, işte kağıdın üzerinde şu numara varmıştır, onu da yazayım, gireyim gibi. Tamamen kolaylık üzerine uygulama ve tamamen hız üzerine. Hızı çok böyle altını çiziyorum çünkü şu açıdan çok önemli. Gerçekten bu segmentin içerisinde adayların, yani mavi yakada çalışanların bir gün bile işsiz kalmaya tahammülü olmuyor. Çünkü birikimi olmuyor. Eve ekmek götürebilmesi için anında iş hep çalışıyor olması lazım. İşveren tarafına bakıldığında da hız önemli çünkü siz bir gün bile bir elemanınız yoksa işiniz durma noktasına gelebiliyor. Bir restoranınız var, bir garsonunuz, bir aşçınız var. Aşçı gelmediği zaman çalışamıyorsunuz. Dolayısıyla sizin de hızlı bir şekilde eleman bulmaya ihtiyacınız var. Uygulamanın tek amacı da bu. 30 saniye içerisinde işveren ilanını oluştursun, 30 saniye içerisinde eleman sizi arayabilsin ve şu anda 700 binin üzerinde bir rakama ulaşmış durumda. İş arayan insanlar özellikle mavi yaka, tabii özel taşıtlarıyla gitmedikleri için çoğunlukla işe, daha çok toplu taşıma kullanıyorlar. Çok sayıda araç kullanmak, değiştirmek insanların tercih ettiği bir durum değil. Dolayısıyla da iş ararken evlerine yakın işleri tercih etme yoluna gidiyorlar. Bu yüzden de uygulamada Google'ın haritalar altyapısını kullandık. Alışa geldiğimiz bir altyapı zaten. İnsanlar da kullanmayı biliyorlar. Tüm cep telefonu kullanan insanlar aşağı yukarı Google haritalara öyle veya böyle ulaşmışlardır. İşverenler de keza aynı şekilde iş yerlerinin, çalışılacak olan yerin lokasyonunu Google haritalar üzerinden uygulamamız içerisinde, uygulamadan çıkmadan belirleyebiliyorlar. Hem işveren hem de iş arayan iki taraf için de geçerli. Doğru. İşveren yakınında olsun ister çalışanı, çalışan da özellikle mega kentler için dediğiniz gibi ulaşımın çok önemli bir sorun haline gelebiliyor. Günün önemli bir kısmı yollarda geçebiliyor. Dolayısıyla işin eve yakın olması önemli bir lüks haline geldi. Evet, bir hayat kalitesini etkileyen bir şey insanların. Bugün ben dahi kendi işim için, işimin nerede olduğu benim için önemli bir etken. Yani gençliğimde İstanbul'da çalışırken hatırlarım, yani bu kadar uzak olmasın, şu kadar lira daha az olsun dediğim zamanlar vardı. O yüzden bu önemli. İnsanların, yani gördüğünüz gibi
teknolojiden her şeyden önce temel çok basit ihtiyaçları var. Bunlar da dediğim gibi yolda vakit harcamamak, hızlıca iş bulmak. Bunlar bir takım şeylerin önüne geçiyor artık günümüzde. Biz de bunları adresleyen bir uygulama, bir platform, servis yarattığımızı düşünüyoruz. İşe yaradığını da görüyoruz. İşin olsun uygulaması hem Android platformunda hem de iPhone'da, iOS platformunda mevcut. Aynı zamanda bilgisayarınızdan web tarayıcınızla da bakabilirsiniz. Telefonunuzla da web tarayıcınızla bakabilirsiniz. Ama başvurma noktasına geldiğiniz zaman tabii ki uygulamayı indirmenizi bekliyoruz. Çünkü uygulamayı indirdiğiniz zaman başvurularda kendinizi orada tanıtmanız icap ediyor. İşverenler de sizi bir nebze de olsa anlamak istiyorlar. Profilinize eğer eğitim durumu, askerlik durumu, geçmiş tecrübelerinizi eklerseniz muhakkak ki işe alınma, tercih edilme ihtimaliniz de artacaktır. Bunu da unutmamak lazım. Bu uygulamayı kimlerle, ne kadar zamanda, kaç kişilik bir ekiple geliştirdiniz dersek? Uygulamayı tamamen Kariyer.net bünyesinde görev yapan Türk mühendis arkadaşlarla birlikte yaptık. Tabii ki altyapısında çeşitli teknolojiler kullandık. Bu teknolojiler arasında işte Google'un teknolojileri var, Microsoft teknolojileri var, Apple'ın teknolojileri var. Open source tabir ettiğimiz açık kaynak kodlu teknolojiler de kullandık burada. Tüm bunları yaparken tabii amacımız yüksek seviyede ölçeklenebilir bir sistem yapmaktı. Görmüşsünüzdür televizyonda reklamlar çıktığı zaman ciddi bir yığılma olabiliyor servislere. Bunu karşılayabilmek çok önemli. Yani insanların iş ararken uygulamanızın yavaşlığı kaybedecek zamanı yok. Dolayısıyla ona göre bir yazılım mimarisi tasarlandı. Esnek bir yapı var. Gerektiğinde daha da yüksek kapasiteyle insanlar servis ihtiyacı duyduklarında bunu karşılayabilecek bir yapıya sahibiz. Büyüyebilecek bir yapıya da sahibiz. Bu bizim avantajımız. Ekip geniş bir ekip. Ekip içerisinde mobil uygulama geliştirenler var. Backend dediğimiz, frontend dediğimiz çeşitli katmanlarını geliştiren insanlar var. Test uzmanları var. Yazılım mimarları var. Uygulamayı herkes sahiplenmiş durumda. Yani yazılımın en ufak parçasını geliştiren arkadaş dahi bugün yazılımın akıbeti, ürünün başarısıyla ilgili kendini sorumlu hissediyor. Bu çok keyifli bir şey. Dünyadaki ve Türkiye'deki tüm internet şirketleri hızlı hareket etmek zorunda. Biz de buna uymak için çevik yöntemler izliyoruz. Yani dünyada Agile adı verilen yöntemlerle çok kısa süreli aralıklarla üretimi tamamlayıp, üretim döngülerini tamamlayıp her seferinde, her bir döngüde yeni bir özelliği, yeni birkaç özelliği yayına alma hedefimiz var. Uygulamayı indirirseniz takip edebilirsiniz. Çok kısa sürelerle sürekli yeni özellikler eklendiğini göreceksiniz. Zaten çok kısa süre içerisinde de yakında yapay zekaya dayalı akıllı öneri sistemleri de devreye girecek burada. Farklı farklı özellikleri devreye alacağız. Sürprizini bozmayayım şu anda. İlk yayını aldığımız, ilk gün yayını aldığımız uygulamayla bugünkü arasında ciddi fark var. Bir ay sonra biz sizinle tekrar konuşalım. Yine ciddi bir fark olduğunu görebileceksiniz. Bunları yaparken uygulamanın nasıl kullanıldığını da takip etmek gerekiyor. Yani sizin tabii kimlik bilgilerinizi deşifre etmeyecek şekilde uygulamanın kullanım şeklini takip ediyoruz sürekli. Yani insanlar nasıl kullanıyorlar, ne kadar kaydırıyorlar ekranı, hangi düğmelere tıklıyorlar, hangi düğmelere tıklamıyorlar, hangi özelliği kullanmıyorlar, hepsi kayıt altına alınıyor ve ona göre eğer bir özellik gereksizse bu özellikten vaz bile geçebiliriz. Yani vazgeçmek de bir seçenek. O zaman kullanılacak bir şeyi ekleyelim diye düşünüyoruz. İşte mesela bir örnek vermek gerekirse biz yeni eklediğimiz özelliklerden bir tanesi de pozisyon kategorisini temsil eden karusel dediğimiz kayan düğmeler var. O düğmelerden zaman içerisinde gördük ki insanlar genellikle hep aynı düğmelere basıyorlar. Dolayısıyla biz de şu özelliği ekledik. Örnek vermek amacıyla anlatıyorum. Sürekli bastığınız düğme varsa o düğme en öne gelmeye başlıyor artık. Böylece siz onu kaydırmak, hatırlamak zorunda kalmıyorsunuz. Sistem sizin için akıllı davranıyor burada. Yani bunları yapmak zorundasınız. Yapmadığınız takdirde insanlar bunu yapan bir alternatif günün birinde mutlaka buluyorlar. Bu arada güvenlik çok önemli bir konu. Kişiler çünkü çok kendileri hakkında tüm detayları vermiş oluyorlar. Güvenliği nasıl sağlıyorsunuz bu anlamda? Burada tabii ki çok ciddi kurumlarla çalışıyoruz. Yani kurumlarla işbirliği halinde bunların barındırıldığı sistemler yüksek seviyede koruma altında. Bu sistemlere erişimler kesinlikle çok kısıtlı ve izinler dahilinde sadece yapılabiliyor. Bunu geliştiren arkadaşlar dahi gerçek verilere ulaşma imkanları yok. Sadece test verilerine ulaşabilirler. Bu anlamda elinde KVKK anlamında da dikkat ettiğimiz birçok detay var. Yani hukuki danışmanlık alıyoruz kişisel verilerin korunması ile ilgili. Çok hassasız bu konuda.
Güvenlik bizim için en önemli maddelerden bir tanesi. Daha yayını almadan önce bile bildiğim kadarıyla dünyada da Türkiye'de de çok yaygın kullanılan bir yöntem olmamasına rağmen biz gittik bütün platformların güvenlik taramalarını yaptırdık. Yani hem iOS'in hem Android'in hem web'in ayrı ayrı güvenlik taramaları yapıldı. Ha, güvenlik açığı yarın öbür gün yine bulunabilir mi? Bunlar karşılaşılabiliyor ama biz bunları çok hızlı düzeltiyoruz. Bu hızlı dönüşüm, hızlı üretim becerisi bizim zaten en güçlü yanlarımızdan bir tanesi. Bu da adaylara da fayda sağlıyor zaten. Teknoloji karşısında yok olan ve yok olmaya yüz tutmuş meslekler bir bir hayatımızdan çıkarken gelişen ve hızla gelişmeye meyilli teknoloji tabanlı meslekler hayatımızda yer almaya başladı ve yakın gelecekte daha pek çok meslek var olacak. Yeni nesil meslekleri şekillendirecek olan Z kuşağıyla değişen meslekler diyoruz. Gelişen teknolojiyle meslek sektörüne değinecek olursak bu değişim ne yönde ilerliyor? Bu değişim şöyle ki aslında Y kuşağı ile itibaren şöyle söylemek gerekirse 80'lerin başı ile 90'ların sonuna kadar doğmuş olan Y kuşağı ile 90'ların sonundan günümüze kadar devam eden Z kuşağında bariz bir şekilde artık ortada. Aslında hem iş hayatında, şirketlerde çalışanlar bazında hem de markalar tarafında bu değişim çok aktif bir şekilde ilerliyor. Çünkü teknoloji %100 artık hem iş süreçlerimizde, alışverişimizde, yaşamımızın her evresinde bizimle. Bu da tabii ki de hem meslek seçimlerini hem de tüketicilerin alışveriş tercihlerini doğru orantılı olarak etkiliyor. Otomasyonun devreye girmesiyle birlikte işlerin değişimine bakacak olursak ve yapılan araştırma sonuçlarında 2015'te %5'lerdeyken bu azalma mevcut işlerin yani yok olması diyebileceğimiz süreç 2025'e doğru ilerledikçe %17'ler seviyesine doğru ilerliyor. Hem dijital dönüşüm gündemimizde olan bir konu hem Endüstri 4.0 aslında bu süreçleri komple tetikleyici başlıklar. Çünkü dijital dönüşüme baktığımızda artık hiçbir şekilde rutin işlerin gündemimizde olamayacağını görüyoruz. Yani bürokratik dediğimiz daha ziyade yazılımsal, yani kağıt üzerinde yapılan işlemler bilgisayar programları aracılığıyla gerçekleştirilecek. Bu da tabii ki de bu yazılımların dilinden anlayan, bu iş süreçlerini doğru modelleyebilecek kişilerle, yetkinlikteki kişilerle gerçekleştirilebilecek bir süreç. Yakın gelecekte öne çıkacak olan meslekleri söyleyecek olursanız bunlar neler, nasıl meslekler olacak? Mesela robotik sektörü ilerliyor günümüzde. Otomasyon mühendislerin ciddi anlamda görev aldığı bir alan. Bu alanda robot veterinerliği gibi şöyle ki gelişen robot teknolojisi engebeli araziler, arama kurtarma çalışmalarında ya da inşaat çalışmalarında hayvan tarzı dediğimiz animal type robotların devreye girmesi gündemde. Bu gibi alanlarda görev almak üzere robot veterinerliği gibi bir iş alanı mevcut. Onun dışında gen terapistliği gene sağlık alanında doğum öncesi veya doğum sonrasında kişilerin gen haritalarına bakılarak hastalıklı genlerin, kalıtsal hastalıkların tespit ederek öngörülü bir şekilde önlenmesini sağlayıcı bir meslek olacak. İlaveten rüya gerçekleştiriciliği diye değişik bir meslek var. Bu da kişilerin aslında biraz bilinçaltı süreçlerini yöneterek işte terapiye ihtiyaç duyan kişilerin doğru düşünme mekanizmalarını sağlama amacıyla rüyalarında gerçekleştirecek bir uygulama. Bunun gibi yeni çıkan meslekler de mevcut. Yeni doğacak olan mesleklere eğilim ne yönde, ülkemizle dünyayı kıyaslayacak olursanız tercihler ne yönde bilinçli yapılıyor? Teknolojinin aslında iş hayatına girmesiyle yazılım olsun, kodlama olsun bu konular çok küçük yaşlarda çocukların gündemine girmeye başladı ve ülkemizin de dünya ile aslında bu süreçte paralel seyrettiğini söyleyebiliriz. İş ilanlarına baktığımızda özellikle otomasyon mühendisi, mekatronik mühendisi, yazılım mühendisi gibi meslek grupları en fazla ilan verilen kategoriler arasında.
Bu da neyi doğuruyor aslında? Eğitimlerinde kişilerin bu konulara daha ağırlık vermelerini, daha küçük yaşlarda bilinçlenmeye başlamalarını, örneğin ortaokul seviyelerinde Scratch gibi yazılımlarla bu işin temellerini atmalarını tetikliyor. Peki karar verme aşamasında halen kararsız olan gençlere ne tavsiye edersiniz? Gençlere tavsiyem mutlaka ki tıp olsun, otomotiv olsun ya da işte gıda, tekstil vesaire olsun hangi sektörde iş alanı tercih edeceklerse etsinler. Mutlaka ki teknoloji işletmeleri işlerine nasıl yansıyacak bunu bilmeleri lazım. Örneğin tekstil örnek vermemiz gerekirse e-ticarette biliyorsunuz yükselen bir trend var. Onun dışında sosyal medya çok önemli bir unsur markalar için. Bunun hep bilincinde olarak yani pazarlamayı, işte finansı, diğer işletme fonksiyonlarını mutlaka ki bu süreçin içerisinde anlamlandırmalarını tavsiye ediyorum. ...2018'leri sallıyoruz, kazanıyoruz. Turkcell hesabım uygulamasını indirin, telefonu sallayın. iPhone 8'den iPad'e yüzlerce hediye için çekiliş hakkı kazanın. Salla, telefonu salla. Gelişen teknolojiyle alışveriş alışkanlıklarımız da değişti. Artık pek çoğumuz mağaza mağaza dolaşıp ihtiyaçlarımızı karşılamak yerine seyahat ederken ya da öğle molasında veya aklımıza geldiği anda istediğimiz ürüne sanal ortamdan ulaşıp satın alabiliyoruz. Peki bu kadar rağbet gören ve hızla büyüyen e-ticarette kullanılan teknolojiler neler? E-ticaret sektörü dünden bugüne nasıl gelişti? Sizin için araştırdık. Pek çoğumuz artık alışverişe zaman harcamak istemiyoruz. Vaktimiz olduğunda bunu çok daha farklı değerlendirmek istiyoruz. İş arasında dahi bir çay kahve içerken ihtiyaçlarımızı internet üzerinden değil mi karşılamayı tercih ediyoruz. Bu bütün dünyadaki aslında başlangıcı böyle e-ticaretin baktığınızda hep fiyatla başladı. Yani neden? İşte dükkan kirası yok, belli verimlilikler var diyerek. Tabii ki onun yerine reklam giderleri başka giderler aldı ama hep mantık buydu. Özellikle bazı yıllarda Türkiye'de sanayinin elinde kalmış, stoklarda bekleyen ürünlerin satılması, çok uygun fiyat satılması tabii çok inanılmaz bir talep yarattı e-ticarete. Fakat bugün bakıyorsunuz gene dünyada da böyle rakamlar, ekonomilerin %5-6'sı en fazla 10'u online'a dönmüş durumda. Dolayısıyla daha çok yolları var, çok büyüyecekler. Burada tüketicilerin tabii, kullanıcıların daha doğrusu bir tecrübesi var. Bu tecrübe çok alıştığımız bir tecrübe değil. Girdiğiniz mağaza gibi değil. Bu da bizim tarafta baktığında hız olayı. Dediğiniz gibi teknik performans. Farkında olsak da olmasak da artık işte hayatımızın hızlanmasıyla çok süratli alışveriş yapmak istiyoruz. Bu web sitelerinin üzerinde 200 bin kişi, 300 bin kişi olsa bile milisaniyelerde çalışması gerekiyor. Bu da bizim şirket olarak, Medyon olarak çaldığımız çözümlerden bir tanesi. Elimizden geldiği kadar tabii ki bu ekosistemde değer katmaya devam ediyoruz. Önemli bir benchmarkımız hep yurt dışı. Yani burada biliyorsunuz son yıllarda Türkiye'de önemli bir yerli yazılım, yerli altyapı trendi var. Çok da bizim hoşumuza gidiyor. Biz de bunu ihracat yapan da bir şirket olarak, hani ciromuzun %10-15'i yurt dışından geldiğinde varsayarsak, çok arkamızı aldık bu rüzgarı ve ilerliyoruz. Bugün Türkiye'de Amazon, Akamai gibi dünya devleri dahil yaptığımız analizlerde ki bunlar üçüncü göz yapılan, kullanıcı gözünün analizleri yine en hızlı Medyanova çıkıyor. Fransa'da, Belarus'ta, Polonya'da, Romanya'da yine en hızlı altyapı servis sağlayıcısıyız. Önümüzdeki iki ay sonra Londra'da sponsor olduk, büyük bir konferanstayız. Dolayısıyla ataklarımıza devam ediyoruz biz de öyle bakarsak. Şimdi
tabii baktığımız zaman e-ticaretin her iki taraf için de avantajları çok büyük dedik. Evet. En önemlisi de hız ve konforlu oturduğumuz yerden alışveriş yapabilme aynen. imkanı. Ve artık güvenlik de bu anlamda ön planda. Kesinlikle. Çok güvenilir adresler, kesinlikle. Siteler var. Dolayısıyla belli bir güven de oluştu. Ama en başta hız. İşte bu hızı bugünkü teknolojiyle işte burada devreye biz giriyoruz dediniz. İsterseniz evet. onu biraz açalım. Bugün kullandığınız o teknik altyapılardan da biraz bahseder misiniz? Tabii. O hızı sağlayan teknik altyapılardan bir de kullanıcı alışveriş için bir siteye girdiğinde hı-hı. ne istiyor, ne bekliyor, neye ne kadar tahammül ediyor? Okey, aynen. Çok güzel bir soru hakikaten. Medianova'nın dünya üzerinde 21 ülkede altyapısı var. Hem oradaki pazarlara da hizmet veriyor hem de Türkiye'ye çok yoğun bir şekilde hizmet veriyor. Yapı olarak da Amerika'dan işte Orta Doğu'ya kadar birçok yerde altyapı var. Burada önemli olan şu, şimdi biz nasıl bir hayatta insana baktığımızda kıyafetine bakıyoruz, işte temiz mi, bir algımız oluşuyor. Web sitesinin de en büyük algısı tıkladığınız anda anında açılması, anında milisaniyelerle işlemi yapması. Bu tüketici için bilinçaltı olarak inanılmaz kritik bir nokta. Bugün düşünün, bu bir istatistik tabii, gerçek bir istatistik. 2 saniyeden fazla bir site bekletiyor ise insanları, %8'i insanları, neredeyse %10'u anla bırakıyor. Ve birçok serviste de siz de bilirsiniz, yani bir kullanıcı olarak işte bir A firmasını açıyorsunuz, B firmasını, web sitelerinin fiyatlarına bakarken birinde en ufak bir bekleme hemen sizi öbür tarafa aktarıyor. Yani bu o kadar rekabet haşim boyutta ve bu sadece Türkiye özel değil, global bir trend bu. Yani birçok performans son derece önemli. Biz de tabii bu ekosistemde bir oyuncu olduğumuz için mutluyuz. Onun haricinde o gördüğünüz bütün görseller, yani Medianova'nın yaptığı iş şu, bir web sitesine girdiğiniz zaman gördüğünüz bütün resimler, müzikse müzik servisleri, video ise video bizim network'ten servis ediliyor. Dolayısıyla o baktığınız işte bir araba bakıyorken arabanın resimleri, işte bir tekstil, kıyafet, tekstil, o gördüğünüz bütün görsellerin çok süratle açılması, cep telefonundan giriyorsanız mobilse olay, mobilde hızlı açılması bizim işimiz, yaptığımız kabaca iş bu. Bunun kollarından bahseder misiniz? Nasıl tanımlıyorsunuz? CDN diye tanımladınız değil mi? Bu CDN diye geçiyor. Content Delivery Network. Yani o content dediğimiz içerikler, işte bahsettiğim bazen bir kod parçası. Bunların son kullanıcıya gerçekten milisaniye, yani saniyenin binde biri oranlarda hızlı yüklenmesini sağlıyoruz. Bu sizdeki algıyı çok iyi bir web sitesi olarak algılatıyor. Son 1,5 senedir de yeni bir teknoloji var. Bu da güvenlikten bahsettiniz. Artık birçok site SSL dediğimiz güvenli katmanda çalışıyor. Girdiğinizde o yukarıdaki adres barında yeşil görürsünüz güvenli olduğunu. Bu da bizim servislerimizi %40 daha da hızlandırıyor. Dolayısıyla tabii ki bunu birçok büyük şirket bu altyapıya geçti Medianova ile. Biz de istiyoruz ki hani daha da bu yayılsın. Ama Romanya'da da müşterilerimiz var. Genelde talep hep bu yönde. Hız olması, güvenli olması. Bir de yeni bir trend, ondan da çok kısaca bahsetmek istiyorum. Bu da pazarlamada çok kullanılmaya başlandı. Bizim yaptığımız işlerden bir tanesi webcast dediğimiz online, internet üzerinden canlı yayınlar. Bu da 4 yıldır yapıyoruz ama son 1 yılda, geçen sene 300'e yakın canlı yayın yaptık. Artık konserlerden, bayi toplantılarından birçok şeye pazarlamada bir kullanılmaya başlandı canlı yayınlar. E-ticaretin dünüyle bugüne baktığımızda çok hızlı bir yol alma süreci olduğunu görüyoruz. Evet. Peki yakın gelecekte başka nasıl yenilikler öngörüyorsunuz? Genel anlamda firmaların talepleri ne yönde oluyor? Daha çok ne isteniyor? Şimdi öncelikle bu dijitalleşme inanılmaz bir dalga ve bu hakikaten şakaya alınacak bir durum değil. Bütün dünyayı kasıp kavurarak geliyor. Firmaların dijitalleşmesi gerekiyor. Bunların süreçlerde olsun, birçok yöntemde olsun. Bize gelen en büyük talepler, yine çok büyük kurumlardan gelen talepler, kurum içi video networkleri. Burada insanlar artık, firmalar kurum içinde, yani kendi 10 bin çalışanı var, 8 bin çalışanı var, burada gene canlı yayınlar yapmak, videoları paylaşmak, bazı bilgileri video olarak saklamak istiyor. Bu önemli bir trend diye düşünüyorum. Bunun haricinde de bazı oyun şirketleri artık, biliyorsunuz oyun inanılmaz bir sektör oldu. Belki de birçoğumuzun beklemediği kadar, e-spor gibi konular. Burada da oyunların performansını arttırmak için gene aynı şekilde bizim gibi CDN şirketlerine büyük bir iş düşüyor. Ve yine global birçok Çinli olsun, Amerikalı olsun oyun şirketi bizimle çalışıyorlar bu bölgede. Tüm
bu bahsettiğiniz platformlarda dünya ile kıyaslayacak olursanız yerli bazda gelişimi ne yönde görüyorsunuz? Açıkçası ben çok olumlu görüyorum. En azından ufak ölçekte baktığımda. Neden? Şimdi biz Ar-Ge merkeziyiz burada medyan olarak. 45 civarında çalışanımız var. Patent süreçlerine çok yatırım yapıyoruz. Hani teknolojimizi daha da geliştirmeye çalışıyoruz. Fakat bunun genele yayılması tabii ki Türkiye adına çok önemli. Maalesef orada biraz eksiğimiz var. İnsan kaynağı tarafında Türkiye'de ciddi bir uyuşmazlık var. Yani çok iş arayan gencimiz var. Fakat şirketler de çok insan arıyor ama bir türlü bu iki taraf birbirine dokunamıyor. Çünkü beklentiler biraz farklı. Elimizden geldiği kadar yani Türkiye genelinde bakarsak gençlerin kendisini yetiştirmesi, şirketlerin de biraz gençleri alıp yetiştirmeye talip olması gerekiyor. Aksi halde bu dijitalleşme sürecinde bu dalgada Türkiye'nin zorlanacağını düşünüyorum önümüzdeki 10 sene içinde. Bizim bugünlerde özellikle iş insanları olarak kolları biraz sıvayıp Ar-Ge amaçlı insan yetiştirmemiz, biraz daha büyük düşünmemiz, gerekiyorsa yanlış yapacaksak orada yapıp öğrenip tekrar sahaya çıkmamız gerekiyor ki bu yaşadığımız ülkeyi çok daha güçlü, çok daha verimli bir yer haline getirelim. Şimdi baktığımız zaman genç bir ülkeyiz. Kesinlikle. Bu anlamda potansiyelimiz var. Sadece doğru işlenmesi, doğru bir yol alınması gerekiyor değil mi? %100 katılıyorum. Mesela şimdi biz benim üye olduğum bazı dernekler başkanlığı yaptığımız geziyoruz, Anadolu'yu geziyoruz. İşte bir Elazığ Fırat Üniversitesi, bir Akdeniz Üniversitesi Antalya, ne bileyim bir Kayseri. Yani bunlar çok önemli üniversiteler. Bir Elazığ'da sadece 44 bin öğrenci var. Sadece yazılım mühendisinde 2200 öğrenci var. Bu öğrenciler İstanbul'u uzak görüyor veya buraya bir şekilde gelmek istiyor. Buradaki şirketler orayı uzak görüyor. Fakat bunlar hep bizim insanımız ve bizim kaynağımız. Dolayısıyla çok doğru dediğiniz gibi işlenmesi lazım. Teknoparkların iyi olduğunu düşünüyorum ama daha iyi olması lazım. Devlet destekleri çok kritik. Biz de kullanıyoruz ve bundan çok da mutluyum. İnşallah daha da artarak devam eder. Bizim gibi teknoloji şirketleri şunu unutmamak lazım. Hani diyorlar ya ihracatta kilo başı fiyat ne kadar? Bizde kilo yok. Yani bunu nasıl anlatmak lazım bilmiyorum. Bize bir havale geldiği zaman Amerika'dan mal gitmiyor. Benim babam sanayici mesela bunu anlattığında böyle konsept enteresan. Yani hani mal gitmiyor ve biri size havale yapıyor düşünün. Dünyanın herhangi bir yerinden, Portekiz'den, Nijerya'dan. Şimdi bizim bunları arttırmamız, dolayısıyla buradaki insan kaynağı kalitesini arttırmamız ve hepimizin daha zengin yaşamamız gerekiyor. İşin bence özü bu. Teknolandan şimdilik bu kadar değerli izleyenlerimiz. Bir sonraki bölüm görüşünceye dek teknoloji hayatınıza renk ve konfor katıyor olmaya devam etsin. Hoşçakalın.